Atatürk barbar Yunan ordusunu nasıl methetti? Atatürk'ün Yunan milleti hakkındaki fikri neydi? Doktor Rıza Nur'un hatıralarını İngiliz istihbaratı mı Kadir Mısıroğlu'na ulaştırdı? Ayasofya'nın müze yapılmasında Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin müzeleştirilmesinin bir rolü oldu mu? Kara Ağaç, Lozan'da Yunanistan'a bağışlanan savaş tazminatının karşılığında mı bize verildi? Lozan'da Yunan savaş tazminatından vazgeçilişin gün gün belgeleri. Keşke Yunan galip gelseydi sözünün ilmi, tarihi ve mantıki izahı. Stalin 2. Dünya Harbi'nde Kur'an okuttu mu? Das Kapital'i Karl Marx'a cinler mi yazdırdı? Karl Marx ve çevresinin karanlık varlıklara olan tuhaf ilgisi. Komünizmin perde arkasında satanizm mi var? Shakespeare'in Müslüman olduğu iddiası kime ait? Atatürk döneminde imzalanan Montreux Antlaşması'nın üstü örtülmüş can yakıcı gerçekleri neler? Atatürk döneminde kurulan Balkan Paktı kime yaradı? Fes bir Yunan başlığı mı? İslam alimleri Fes'e karşı çıkmış mıydı? İlk kez yayınlanan belgeler ışığında Fes'in bilinmeyen tarihi. Sultan II. Mahmud'a neden gavur padişah denildi? Hitler'in başına ödül koyduğu Stalin'in Yahudi kahini, Nazileri nasıl paralize edip ellerinden kurtuldu? Atatürk, Napolyon ve Stalin'in ortak noktası neydi? Bu ve daha birçok çarpıcı gerçekler ilk kez yayınlanan belgelerle Kadir Mısıroğlu'nun En Tartışmalı Sözlerinin Tahlili kitabında sizi bekliyor.